Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla masanın başındayız. Metehan Bey, ne var ne yok? İyiyim, heyecanlıyım. Hiç gerçekçi gelmiyor şu an bu ortam, böyle burada olduğum. Ne açıdan? Ya düşünüyordum zaten, kapıdan girene kadar şeydim böyle, hani bugün çekilmeyecek, bir şey olacak, ertelenecek falan. Şu an böyle, şu an burada olmam, sorular gelecek falan. Neler yapıyorsunuz? Tıp okuyormuşsunuz, evet, siz. Evet, tıp okuyorum. Üçüncü sınıftaymışsınız. Hı-hı. Var mı uzmanlık hayaliniz? Göz istiyorum inşallah. Göz istiyorsunuz. Allah böyle lisede verdi, bir şey yapılmıştı. Lisede bir test yapılmıştı, böyle meslek testi. Evet. İşte böyle duygusal sorular soruyorlar daha çok, hani böyle kandan korkar mısın gibi değil de. Orada da işte böyle göz doktoru çıkmıştı birinci sırada, bana uygun meslek. Ya. O zaman da istiyordum böyle. Oraya doğru oldu. Gidiyorsunuz. Oraya doğru gidiyorum. Kaderiniz göz doktoru olarak i̇nşallah. Yazılmıştır belki. O meslek testlerinde ben girdiğimde, tabii Nuh Nebi'den kalma bir zamandan bahsediyorum. O zaman mağaraya yazarak çözüyordum testleri. orada ben de çıkmıştım. Her şeyi yapabilir, bir şey hariç. Televizyon. Tiyatro. İnanılmaz. Yani profesyonel meslek. Ben de hırsımdan... O rehberlik hocama da buradan selam olsun. Çok da zarif bir hanımefendiydi. Peki, o zaman bir iddianız var mı? Bir iddiam, yani hedefim buradan sağ salim çıkayım, hiçbir şey yaşamadan, bayılmadan. Başka hiçbir şey istemiyorum şu an. Yok, merak etmeyin. Ama heyecanım alındı biraz şu an. Değil mi? Aldınız. Ay, çok çok sevindim. Bana geçti. İnşallah ben bayılmadan çıkarım. Ne yapalım, başlayalım? Başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Uyumakta olan insanlara hissettirmeden kulak, burun gibi uzuvlarını ısırıp azar azar koparan bir canlı. Fare. Fareye doğru cevap. Efendim, dört harflerle devam ediyoruz. Oldukça kolay. Gelsin bakalım. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen değişik renk. Morluk, kızarık. Genel İz, kendiliğinden olmuş gibi düşünün. Bronzlaşmak gibi mi? Yok. Yok. Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen değişik renk. Harf alayım bir tane. Bir renk adı değil zaten. Değil mi? Evet. Leke. Leke doğru cevap. Efendim, bir kardeş halk soruyoruz. Tamam. Gelsin sorusu, beş harfli. Para birimi manat olan ülkenin kardeş halkı. Azeri. Azeri. Azeri doğru cevap. Kendimi alkışlayayım. Alkışlayın efendim. Acele etmeseydiniz. Vurucu olsun. Çok iyi oldu. Vurucu oldu. Metehan Bey, beş harflerden devam ediyoruz. Bir erkek ismi olarak da yaygın kullanılan bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Sert, inatçı, başa çıkılması ve çözümlenmesi güç anlamında bir söz. Sert, inatçı, nazlı gibi ama erkek ismi, başa çık. Sert, inatçı, nazlı gibi mi? Nazlı yani, inatçı, naz ediyor gibi ama başa çıkılması ve çözümlenmesi güç, karmaşık. Naz mı ediyor? Naz. Berk, sert falan, bulamadım. Var mı bir ipucu? Var. Yani işte sert hava koşulları. Anladım. Bir dakika. Sert hava koşulları. Sarp. Erkek adı, mesela sert diye erkek adı olmaz. Bir harf alayım. Bir harf alalım. Karasol. Aşılması zor anlamına geliyor. Böyle, hatta deyim olarak bir harf daha alayım. Bir harf daha alın, durdurun, zaten bildiniz artık. Çetin. Evet. Çetin doğru cevap. Nazlı mı? Nazlı, ne bileyim. Metehan Bey, Nazlı ne alaka? Güç dedi ya işte, inatçı falan. Konuşalım bunu bir. Aynen. Buna da vakit ayıralım. Efendim, altı harflere geçtik. Yine mastar, yine mastar. Gelsin. Gelsin efendim soru. Mecazi anlamda çevresindeki olayları fark etmemek, görmemek. Kör mü? Yok, görmemek. Çevresindeki olayları fark etmemek. Duymamak. Kapmak mı? Olayları fark etmemek, görmemek. Görmemek. Bir harf alayım. Bir harf verelim.
Mecazi anlamda çevresindeki olayları fark etmemek. Aymamak. Görmemek. Ne? Aymamak gibi. O gerçek anlamı, mecazi anlamın şeyini soruyoruz. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Butona bastık. Ne sandınız kelime polisi? Eğim. Yok. Şimdi Max'a o... Olayları fark etmiyor, görmüyor. Kör. Sesli bir harfle deneyin. Ay, oy, uy. Uyumak. Ne? Uyumak. Uyumak doğru cevap. Efendim altı harflerle devam edeceğiz. Yani kolay bir soru ancak cevabı hemen hatırlamayabilirsiniz. Harf alın, neden olmasın, gelsin bakalım. Çeşitli bilimlerde katman, kütle, gök cismi gibi varlıkların biçimlenme süreci. Çeşitli bilimlerde Big Bang gibi bir şey mi? Yok, hiç oralara kadar gitmenize gerek yok. Katman, kütle, gök cismi gibi varlıkların biçimlenme süreci. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Hazır yeri gelmişken. Bilimlerde. Efendim katman, kütle, gök cismi gibi varlıkların biçimlenme süreci. Biçimlenme, yaratılış. Gibi bir şey. Yani. Yani yaratılış, o bir hani yaratılmış gibi düşünmeyin. Bir harf daha alayım ben. Meydana gelme. Bir harf daha vereyim. Oluşum. Ne? Oluşum. Oluşum doğru cevap. İkinciyi almasaydım. Evet. O tam ben söylerken evet. Yapıştırdınız efendim. Yedi harflere geçtik. Yapım eki almış bir kelime soruyoruz şimdi de. Soralım bakalım nasıl soruyoruz. İlişkilerin inceldiği yerden kopma durumu. Küsmek, ayrılmak. Mastar değildi değil mi? Hayır. Yapım eki. Hayır. Ayrılık. Ayrılık. Ayrılık doğru cevap. Mete Han Bey 3000 puanımız var. 1 dakika 3 saniyede süremiz var. Ortalama iyiyim yani. Fena. Ortalamanın üstündeyiz. Yaşasın tamam. Yani harf almadan gidersek 9100 puan ediyor. Süper. Tamam. Gayet iyi. Aa daha neler. Daha ne olsun. Tabii. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz bir sıfat. Gelsin bakalım. Kazı veya araştırmalarla ortaya çıkarılmış olan eski çağlardan kalma eşya. Tarihi eser gibi mi? Arkeolojik. Daha basit düşünün. Kazı veya araştırmalarla ortaya çıkarılmış. Yani? Antika yok. Gibi. Antika. Aa diye böyle ne he, olmuş? Anladım. Anladınız iyi. Anladıysanız siz... Bir harf alayım ama zaman çok... Bir harf alalım. Süre de gidiyor. Bir tane daha. Bir tane daha aldık. Konu kapandı. Evet. Buluş. Buluntu. Buluntu. Buluntu doğru cevap. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz ve kendisi yine bir sıfat. Gelsin bakalım. Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan kimse. Olgunluğa erişmiş olan kimse. Sağlıklı. Aa. Hayır efendim, olgunluğa erişmiş olan kimse. Beden, ruh ve duygu bakımlarından. Yetişkin. Yetişkin. Yetişkin doğru cevap. İki kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz şimdi. Mecazi anlam içeriyor. İnanır mısınız? Bu da mastarla bitiyor. Süper. Harikulade gelsin bakalım. Ateşten veya fırından yeni çıkmış ürünler için taze olmak anlamında kullanılan bir deyim. Çıtır çıtır. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Ye. Yeah. Ateşten veya fırından yeni çıkmış. Ekmek mesela. Evet. Ne çok dedim? Böyle yeni çıkmış fırından. Yeni çıkmış. Ha. Deyim dediniz değil mi? Evet. Mek. Şöyle düşünün. Yeni çıkmış fırından. Nasıldır o? Sıcak, çıtır, heh. Taze. Nedir? Çıtır. Daha ilk. Bir şey olmak, etmek. Yok yani işte o şimdi ateşten veya fırından yeni çıkmış ya onu ne yani onu. Tutamazsın. Çok sıcaktır ya hani o. Evet. Tutamazsınız yani neden tutamazsınız? Sıcak yok. Hayır işte neyle tutamaz? Aman be Metehan Bey be. Of. Yine yüzlük kuyruğunda ya. Bu nasıl iş ya? İnanamıyorum sevgili izleyenler. Kolaymış yani bu Gizem ya. Hanım'ın kem gözü. Ben böyle bir şey görmedim ya. 3600 puan.
Var mı hala şu an geçme şansın? Geçme şansınız inanmayacaksınız ama var. Var mı? Evet. Süper, tamam. Kalan soruları bilirseniz 7400 puan alıyorsunuz. Fatma Hanım'ın 7200 puanı var. Tamam. İki harfi falan. Kaç saniye bırakmıştı? Saniye maniye bırakmamıştı, açıkçası. Tamam. İki harf alırsanız bir saniye arttırmanız gerekecek. Dört tane sorumuz var. Tamam. Çok da bir vaktimiz yok. 9 saniyemiz var. Tamam. Ona göre artık Mete Han Bey. Aynen. Master'la bitiyor yine ama Master artık bize yardımcı olmuyor. Gelsin bakalım sorusu. Kötülük yapmak amacıyla doğrudan doğruya bir kimseye yönelik yıpratıcı davranışta bulunmak. Yapmak amacıyla doğrudan doğruya bir kimseye yönelik yıpratıcı doğrudan doğruya. Hakaret etmek. Doğrudan doğruya. Doğruya. Direkt. Evet. Kendisine. Kötülük yapmak amacıyla doğrudan doğruya. Yıpratıcı davranışta. Dövmek, saldırmak. Ne? Saldırmak. Saldırmak doğru cevap. Efendim, 9 harfli ikinci aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor. Gelsin efendim, süreye dikkat. Yerden bitme sözünün mecazi karşılığı. Çok kısa yani. Ne, evet, ne yani? Kısa boylu. Kısa boylu doğru cevap. Efendim, iki tane 10 harfli sorumuz kaldı. İlki bunlardan bolca ek almış. Allah artırsın diyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Labali bir biçimde çekinmeksizin hürmette kusur ederek anlamında bir söz gibi bir şey. Ahlaksızca. Evet. Böyle sızcalı gibi bir evet, şey. Evet, oralar doğru. Labali bir biçimde çekinmek hürmette kusur ederek. Hürmette kusur ederek. Saygısızca. Saygısızca doğru cevap. Şimdi. Şimdi bir harf alma hakkınız var ama şu an iki saniye var. Yani harf alayım, lap diye basayım hemen. Lap diye basın. Tamam. Bir saniye artacak işte yani, tamam. Ona göre. Efendim, iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir kelime bulacağız. Şu soruyla diyeceğim de diyeyim mi bilemiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Gelsin efendim soru. Harf alayım. Ah, size helal olsun. İlaçlar için etkisini göstermek anlamında kullanılan bir deyim. Etkisini göstermek. Evet. Alo? Evet. Mete Han Bey'i tutuklamaya gelmişler. Evet. Alalım içeri. Zuhur etmek. Zuhur etmek. Bir şey etmek. Hayır. Fiil doğru. Hı hı. Etki ne demek efendim? Etki, tepki, yetki, yanıt. Hayır, hayır. Böyle bir... Etki... Etmek doğru dedik etmek, ya değil mi? Ne etmek? Arapça kökenli bir kelime. Aa, bu bana hiç nokta nokta etmiyor. Tesir etmek, ya. Sevgili izleyenler. Tesir etmek. Tesir etmek. Kolaymış ya. Üzüldüm. Üzülmeyin Mete Han Bey. Ya en azından sağ salim yarışmanın sonuna geldiniz. Evet. Bunu düşünebiliriz. Evet. Ya, gerçekten yani... Ya az daha biliyorduk ya. Evet. Olsun artık, yapacak bir kısmet şey. Kısmet. Eğlenmeye gelmiştik zaten. Çok iyi yapmıştınız. Hep gelin inşallah. İnşallah. Mete Han Bey. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Mete Han Bey'i alkışlarla uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.